Habertürk ekranlarından herkese merhaba. Ben Haluk Mert Bey. Meseleler programına hoş geldiniz. Günlük hayatınızda, iş hayatınızda, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bazı davranışlarınıza anlam veremiyorsanız, tepki göstermeniz gereken yerde gereken tepkiyi göstermek yerine kendinizi engellediğinizi düşünüyorsanız ve bu konuda neden böyle yapıyorum diye sorup internette araştırma yaptıysanız karşınıza mutlaka Beyhan Budak ismi çıkmıştır. Bu haftaki konuğum klinik psikolog, yazar Beyhan Budak. Beyhan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Ankara'dan geldiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Yani olabildiğimiz kadar iyiyim. Yani tamamen iyi olmak yani insanın doğasında olan bir şey değil ama elimizden geldiğince iyiyiz diyebilirim. Program tanıtımını yaptıktan sonra şunu fark ettim ki çevremdeki herkes podcast serilerinizi ya da YouTube videolarınızı dinliyor. Demek ki çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Demek ki yaptığınız şey herkes için bir anlam ifade ediyor. Bu konuda size kendi adıma da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında bir noktada şunu söylemek isterim. Yani çok sağlıklı olan bir toplumda psikolojiyle ilgili podcastlerin, videoların bu kadar dinlenmemesi beklenir. Ya benim için bir başarı sayılan şey aslında ne kadar ihtiyacımız var, artık psikolojimiz ne kadar yıpranmışsa diye düşünüyorum ben. Bir tarafıyla evet bu kadar çok insana ulaşmak güzel ama bu kadar çok dinleniyor olmak da bir tarafıyla üzüyor beni. Demek ki o kadar da yıpranmışız anlamına geliyor. Anladım. Demek ki insanların buna ihtiyacı var. Çok evet. Doğru söylüyorsunuz. Beyhan Bey'le ne konuşacağımıza gelirsek, toplumsal olarak yaşadığımız hayat pahalı, ekonomik sıkıntıların üzerimizde nasıl etkileri var? Bu bizim davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Bununla ilgili güncel birkaç örnek vererek Beyhan Bey'e sorular soracağım ve böyle başlayacağız. Beyhan Bey, şöyle söyleyeyim size. Etrafımdaki insanlar genel olarak teşhir etmeye, sosyal medya kullanmaya, belki buna kendimi de katabilirim, çok düşkünler. Şöyle ki bu aralar yani ekonominin bizi zorladığı dönemlerden geçiyoruz. Ama yine de tüketim alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyoruz. Ben burada bizi neyin durdurmadığını merak ediyorum. Biz ekonomik dalgalanmalara rağmen neden tüketmeye, alışveriş yapmaya devam ediyoruz? Ya aslında burada hikayenin biraz gerisine bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. İnsan son bence 100-150 yıldır yolunu kaybetmiş durumda diye düşünüyorum. Bundan belki 150-200 sene önce olsaydık hayatımız noktasında aslında inancımız vardı. Dünyaya bakış açımız daha stabildi. Ve bir yerde doğup belki askere gidip ya da farklı bir köye gelin gidip hayatımız çok küçük değişikliklerle beraber çoğunlukla aynı yerde geçiyordu. Ve insan birazcık öyle bir noktadayken dünyanın merkezi olduğuna çok inanmış durumdaydı. Ama 1900'lü yıllardan itibaren birazcık da öncesinde başlıyor batılı ülkelerde. Sonrasında doğuya da sirayet edecek şekilde insan dünyanın merkezi olma noktasını, konumunu kaybetti. Eğer biz hikayenin başlangıcını anlamazsak bence tamamını yorumlamamız da mümkün olmaz. Sonrasında birazcık daha böyle o eski merkezi olmak noktasından çıkıp biraz daha maddi odaklı, işte manevi değerlerden uzaklaşıp maddi odaklı ve satın aldığımız kadar var olabildiğimiz bir dünyaya doğru açıldık. Sonrasında öyle bir noktaya dönüştü ki aldığımız her şey aslında aldığımızdan fazlası. Eskiden mesela bir kıyafet aldığınız zaman birkaç taneye ihtiyacınız yoktu bundan 150 sene öncesinde. Eğer bir cemiyet üyesi değilseniz, sosyeteye dahil değilseniz o şehirde. Kıyafet sizin korunmanız için, giyinmeniz için ya da mesela bir tane düğün kıyafetiniz vardır. Belki 10 sene boyunca o ceketi orada giyiyordunuz. Ama sonra satın aldığımız şeyler ihtiyacımızı görmekten başka bir yandan bizim o dünyanın merkezinde olma noktasından çıktığımız zaman kaybettiğimiz değerimizi telafi etmek için bir depo haline geldi, bir takviye haline geldi. Yani ben bir kıyafet alırken sadece üstüme giyebileceğim bir şey almıyordum. Aynı zamanda bir değer alıyordum. O kıyafeti, o markayı aldığım zaman daha değerli hissediyorum. O marka kıyafeti aldığım zaman daha değerli hissediyorum. O marka evime aldığım malzemeler olursa daha statü sahibi hissediyorum. Yani sahip olduğumuz, alacağımız her şey bizim için hissettiğimiz değersizliğin bir telafisi haline geldi. Yani şu anda bizim alışveriş
çılgınlığımızın ekonomik krizle beraber etkilenmemesi, hatta bazen daha da artıyor olması, daha fazla gösterme eğilimimizin olması daha fazla ihtiyacımız olduğundan değil, daha kırılgan, daha değersiz hissettiğimiz bir zamana girdiğimizden dolayı. Eskiden dediğim gibi insan kendisini dünyanın merkezinde konumlandırırken birazcık daha bu değer stabildi, içeride bir yerdeydi. Ama şu anda birazcık daha fast food bir benlik algısı dediğimiz bir şey oluştu. Ne demek fast food benlik fast algısı? Fast food dediğimiz şey ne mesela? Eskiden bir yemeğe oturduğumuz zaman orada uzun bir zaman geçirerek yemeğe böyle tadını çıkarta çıkarta, böyle yavaş yavaş sohbet ede ede yemeğimizi yerken, şu anda fast food dediğimiz olay 5 dakikada, 10 dakikada yemeğini ye, hızlıca işine, hayatına dön. Ve birazcık da bu kadar hızlı tüketildiği, hızlı yapıldığı için sağlıksız besinler oluyor doğal olarak. Şimdi fast food'un mantığı şu: hızlı dolup hızlı boşalması. Benlik algısı noktasında da eskiden mesela insan 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında stabil bir benlik algısına ulaşıyordu. Ben değerliyim, toplum içinde bir konumum var, olduğum, sahip olduğum şeyler var. Ama şu anda bu günübirlik değişiyor. Yani ben sosyal medyaya bir şey yüklüyorum, o gün paylaştığım şey çok değer görmüşse, çok like almışsa diyorum ki harika hissediyorum bugün. Ama ertesi gün kendimi o like'ın etkisi geçtiği zaman boşalmış hissediyorum. Diyorum ki o kadar da değerli değilim. Çok güzel bir kıyafet alıyorum, o kıyafeti aldığım zaman kendimi prensler gibi hissediyorum, prensesler gibi hissediyorum. Ya da evime çok güzel bir koltuk aldığım zaman evim dünyanın en huzurlu yeriymiş gibi görünüyor bana bir süre boyunca. Ama sonrasında bu çok hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor, yeni bir şeye ihtiyacımız var. Bugün mesela sosyal medyayı bazen çok eleştiriyoruz, insanlar neden paylaşıyor, neden her şeyi gösterme eğiliminde? Bence insan o kadar bir kırılma yaşadı ki değersizlik anlamında, sosyal medya bir üründü. Yüzlerce teknoloji ürünü çıktı, hepsi tutmadı. Sosyal medya, Instagram'lar, Twitter'lar aşırı tuttu. Neden tuttu? Çünkü bizim buna ihtiyacımız vardı. Bizim bu noktada kendimizi göstermeye, ben varım demeye ihtiyacımız var. O kadar değersiz hissettiğimiz bir zaman dilimindeyiz ki, dediğim gibi kaybolmuş bir dönemde yaşıyoruz ve böyle zamanlarda, birazcık daha krizler olduğu zamanlarda biz hep kendi kafamızda insanın mantıklı davranmasını bekliyoruz ama insan mantıksız bir varlık temelinde. Özellikle sıkıştığımız zamanlarda daha böyle mantıksız davranışlar, kararlar verme eğiliminde de olabiliyoruz. O yüzden şu anki durumumuzda her şeyin bir patlama yaşıyormuş gibi, delirmiş gibi, tırnak içinde söylüyorum, bir durum yaşıyorsak birazcık aslında o mantıksızlığımızla alakalı diye düşünüyorum. Yani elimizde belli bir ekonomik güç varken, belli bir refah seviyesi varken bunu anlayabilmek mümkün. Ama şimdi kredi kartı ekstreleri de patlamaya başladı. İnsanlar, gerçi şöyle de diyebiliriz, alım gücü de zor yaşayan insanlar vardı, eskiden de vardı. Ekonominin iyi olduğu dönemlerde de var, her yerde var, her toplumda var. Şimdi biraz daha farklı oldu. Yani Maslow'un ihtiyaçlar teorisini düşünürsek mesela, temel ihtiyaçlarla ilgili sorunlar, temel ihtiyaçlarla ilgili endişeleri artan insanlar var. Hani ve bu kitle gittikçe büyüyor. Bununla birlikte bir kısmı alışveriş yapmaya da devam ediyor. Yani yine de ekonomik olarak sıkıntılar, alışveriş yaparak, bir şeyler alıp vererek daha fazla artacak. Yani rasyonel davranış kalıplarına uymayacak. Peki bunun sonu nereye varacak? Hocam çok basit bir şey. Mesela insan bedeni, normalde bedenimizin fizyolojik yapısı yağ ve şeker depolamaya çok meyillidir. Mantık şu çünkü, beden hayatta kalmak ister. Yağ ve şeker vücudumuzda ne kadar olursa yarın bir gün hayatta kalmamızı kolaylaştırıyor. Ama mesela biz yağ ve şekeri önce depoladığımız için bu bizim kilo almamızı, sağlık sorunları yaşamamıza da sebep oluyor. Beden ilkel reaksiyonu hep hayatta kalmak üzerinedir. Şimdi böyle bir durumda biz mesela kriz anıyla karşılaştığımız zaman kafamızda şöyle bir yanılsama var. İnsan zor durumlardayken işte kendini daha çok düşünür gibi bir yanılsama içindeyiz. Aslında tam tersi. Aslında bunu İnsan sormaya çalışıyorum. İnsan sakin zamanlarında, mantıklı zamanlarında daha çok para biriktirme eğiliminde oluyor. İnsan geleceğini sakin zamanlardayken daha çok düşünüyor. Bakın deprem sürecinde birçok insan o depremi yoğun yaşadığımız zamanda şunu öğrendik ki normalde o yaşam üçgeni arasına girmesi gerekirken panik yapıyor ve ne yapıyor? Apartman boşluğuna, merdivenlere gidiyor ve hayatını orada kaybediyor. Şimdi mantıklı tarafımız bir şekilde bize diyor ki uzaklaşma,
burada dur ve yatağının kenarında o yaşam üçgenini oluşturduğun yerden ayrılma. Senin hayatta kalmanın tek yolu bu. Ama o anda mantık devreden çıkıyor ve bizim ilkel davranışlarımız ortaya çıkıyor. Şimdi insanın da böyle bir durumda eskiden mesela mantıklı zamanlarımızda insanlar para biriktirme eğiliminde. Çünkü para biriktirdiği zaman ödülünü sonrasında alacağını düşünüyor. Ama her şeyin çok hızlı bir şekilde değiştiği, bugün fiyatın X olduğu, yarın bir hafta, iki hafta sonra 2X olduğu bir dönemde insanın biraz kafası karışıyor. Eskiden şunu diyorlardı, sabrın sonu selamettir. Ama şu anda sabrın sonunda bizi ne beklediğini bilmiyoruz. İnsan böyle bir noktada birazcık daha anı yaşamaya odaklanıyor. Sabrın sonunu beklemektense önce ben alacağımı alayım, önce hazzımı yaşayayım, keyfimi yaşayayım, sonrası Allah kerim modunda. Şimdi bu normalde sadece bizim ülkemize, bizim insanlarımıza özel bir durum değil. Dünyanın neresinde olursak olalım insanlar sıkıştıkları anlarda daha mantıksız kararlar verme eğiliminde ve gününü gün etme eğiliminde. Şimdi böyle bir durumda enflasyon çok güçlü bir şekilde hayatımızı etkiliyor. Her gün yeni bir zamla karşılaşıyoruz ve bunlar afaki bir durumda olunca insanlar ben biriktireyim, kendimi koruyayım modunda olmuyor. Ne düşünüyor biliyor musunuz? Ya diyor, yarın bir gün bu elimdeki para hiçbir işe yaramıyor. Bari günümü gün edeyim. Bari en azından çünkü belirsizlik bana müthiş değersiz hissettiriyor. Müthiş tehdit altında hissettiriyor. Benim o anda ihtiyacım olan şey keyif, mutluluk. Ve bu noktada aslında çok temel, ilkel, biyolojik bir karar veriyoruz. Elimde varken harcama kapasitem varsa ben neden bunu değerlendirmeyeyim? Neden bu adımı atmayayım? Yani biz dışarıdan başkasını değerlendirirken bu yanılsamayı görebiliyoruz ama kendimiz de aynı hataya düşüyoruz. Çünkü malzemem hepimiz de aynı. Hepimiz aynı yoldan gidiyoruz. Yarın daha büyük borç bataklarının içerisine düştüğümüzde ne olacak? O zaman düşüncelerimiz, psikolojimiz nasıl etkilenecek? Vallahi şöyle düşünüyorum. Aslında burada insanın bu tarafını bir mantıksızlık gibi düşünüyoruz ama temelde insan bedeni, biyoloji uzun binlerce, belki yüz binlerce yıl boyunca yanılmamış durumda. Şimdi birinci senaryoda bu duruma maruz kalıp devamlı mesela insan biriktirme moduna geçip hayattan hiç haz almadığı, çok sıkıldığı bir dönem yaşıyor. Bu da insanda depresif bir duruma sebep oluyor. Bu da kaygıya sebep oluyor. Öbür türlü ben kısa vadede hazzımı alıyorum, sonrasında mutsuzluğa geliyorum. Yani totalde insan sonrasında alacağı büyük ödül yerine öncesindeki küçük ödülü tercih ediyor böyle zamanlarda. Sonra ne olacak? Peki bizi bekleyen şey bütün ekonomik krizler sonrasında dünyada da olduğu gibi müthiş bir depresyon ve pandemi salgını. Ama bu ne kadar kaçınabileceğimiz şey programın ilerleyen dakikalarında konuşuruz ama yani hepimizin maruz kaldığı şeylerden birisi bu olacak. Bazı insanlar evet kendini koruyabilecekler ama toplumun önemli bir kısmı şu an hissettiğinden daha mutsuz, daha öfkeli, daha kaygılı, daha böyle hırçın bir hale dönüşüyor. Zaten şu anda İstanbul'da bu çok daha bariz hissediliyor. Her geçen gün insanlar bir bıçak gibi değil mi birbirini kesmek için sanki böyle kıvılcımlar çıkartıyor gibi. Öyle bir nokta bizi bekliyor maalesef. Hani bundan ne kadar kaçınabiliriz? Elbette bireysel çözümleri de konuşuruz. Hatta konuşalım. Yani belirsizlikten kaçmak için böyle bir şey yapıyoruz. Hı hı. Daha büyük bir sorunla karşılaşacağız. Bundan eminiz. Evet, o bizi bekliyor. Ama bence öncesinde bir çözüm önerilerine girmeden şu günümüzü iyi yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Buyurun. Sosyal medya mesela enteresan bir şekilde bizim çok fazla maruz kaldığımız şeylerden bir tanesi. Bir yandan şu var. Gerçekten ekonomik anlamda zor bir zamandan geçmemize rağmen bir yandan sosyal medyada bize şöyle bir hissiyat veriyor. Dünya sanki bize borçluymuş gibi. Yani ben bu dünyaya geldim ya işte hayatın zenginliklerini, güzelliklerini her birini çok da çaba harcamadan belki de hakkım olarak alabileceğimi düşünüyorum. Ama ne zaman ki bazı yerlerde tıkandığım zaman, hayatta istediğim şeyler olmadığı zaman müthiş bir öfke haline dönüşüyorum. Birincisi bu. Sosyal medyanın bize sağladığı yanılsamalardan. Bir diğeri de şu aslında, ben neye sahip olursam olayım, maddi bir varlık olabilir, bir partnerim olabilir, her zaman sosyal medya bana şunu söylüyor, daha iyisi var. Ve ben elimdeki bardağa bakıyorum, ya evet ne güzel bir bardağım var diyorum, tam bunun mutluluğunu yaşarken hocam senin bardağa bakıyorum, onunki daha güzelmiş.
Bu sefer bu bana daha çirkin, daha kusurlu görünmeye başlıyor. Şimdi böyle olunca hep bir eksik hissetme hali. O eksiği tamamlamak, biz ne kadar maddi refah seviyemiz de yüksek olsa da devamlı bir eksi içinde olmamız, koşturmamıza sebep oluyor. Bahçemiz, çimlerimiz güzel olsa da hep şey derler, komşumuzun bahçesinin çimenleri bize daha yeşil görünür. Birazcık böyle bir durum içindeyiz ve sosyal medyada çok erken yaşlarda bu tür paylaşımlara maruz kalan insanların bir kısmı umutsuzluğa kapılıyor. Ya diyor, bu dünya diyor çok da bana umduğumu vermeyecek. Biraz böyle boynunu büküyor, böyle canı sıkkın bir şekilde hafif böyle bir depresyonla hayatına devam ediyor. Bir kısmı da çok öfkeli. Mesela influencerlar, fenomenler çok yoğun öfkeye maruz kalıyorlar. Böyle bir paylaşım yaptıkları zaman hayatlarının böyle zenginlik içinde belki öyle gösteriyorlardır. Olduğunu paylaştıkları zaman takipçilerinden çok tepki de alabiliyorlar. Yani bir kısım insan umutsuzluğa kapılıyor, bir kısım insan öfkeye kapılıyor. Ama şunu sorgulamak lazım. O noktada baktığımız zaman insanların sunduğu şeylerin ne kadarı gerçek? Biz o anda o yanılsamaya kapılıyoruz ve diyoruz ki dünya adil bir yer. Ama dünya adil bir yer değil. Biz ne yaparsak yapalım, bazen elimizden gelen her şeyi yapsak da istediğimiz şeye ulaşamayabiliyoruz. Bazen biz müthiş ince düşünsek de karşımızdaki insanlar kaba davranabiliyor bize. Biz inanılmaz sadık bir insan olsak da ihanetlere maruz kalabiliyoruz. Bunun bir matematiği yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bazen beklentimiz ne kadar yüksek olursa kırılganlığımız da o kadar artıyor. Araştırmalar şunu söylüyor. Twitter anksiyetemizi, yani kaygımızı çok artırıyor. Instagram da değersizlik duygumuzu çok artırıyor. Ekonomik durumlardan bağımsız bir şekilde bu dünyaya girdiğimiz zaman ikisi böyle bir kombo oluşturuyor ve bize çok çok daha kötü hissediyor. İnsan bu sefer şöyle bir noktada, ben maddi anlamda gücüm yok, kötü hissediyorum ama daha çok satın almalıyım. Aslında kendi kendimizin kuyusunu kazmaya başlıyoruz. İleride karşılaşacağımız, toslayacağımız duvar en büyük aslında burada şey vardır. Irving Yalom'un bir kitabının ismi vardır, Celladına Aşık Olmak diye. Bunu şöyle çevirebiliriz aslında, insan kendi celladı oluyor hayatının. Yani bugünün hazzına çok odaklandığımız zaman geleceğimizin stabilitesinden, huzurundan çalmış oluyoruz. Bugün aşırı haz içinde yaşıyorsam elbette günümüzü gün edebiliyoruz ama uzun vadede karşılaşacağım, o toslayacağım duvar çok daha büyük oluyor. Bakın, bir marshmallow deneyi diye bir araştırma yapıyorlar araştırmacılar ve çocuklarla yapılan bir şey. Çocukların önüne bildiğimiz şekerleme, böyle pamuk gibi marshmallow'lar koyuyorlar ve mantık çok basit deneydi. Diyorlar ki 15 dakika boyunca senin önüne bir tane marshmallow koyduk. Bunu yemezsen 15 dakika boyunca sana sonrasında bir marshmallow daha vereceğiz. İkisini birden yeme hakkına sahipsin. İzleyenlerimiz YouTube'da bunun görüntüleri de var, benzer örnekleri de var. Çok keyifli, eğlenceli. Çocuklardan bazısı diliyle yalıyor böyle marshmallow ama yemiyor. Bazısı kokluyor, bazısı şap atıyor, dayanamadan yiyor onu. Sonra bu boylamsal bir çalışma. Bu çalışmada bu çocukları inceliyorlar. O noktada 15 dakika boyunca marshmallow'u, o tatlıyı yemeyip sonrasında sabrın sonunda ödülünü alan çocuklar uzun vadede hayatlarında daha mutlu oluyorlar. Daha başarılı oluyorlar, daha istikrarlı oluyorlar. Bizim şu anda hissettiğimiz şey, o anda mesela ben bir silah doğrultuyorum size ve siz panik halinde donup kalıyorsunuz. Donma etkisi yaşıyorsunuz ve aslında hayatınızı kurtarmak için kaçmanız gerekirken çok basit bir eylemi bile yapamıyorsunuz. Biz şu anda yaşadığımız bu belirsizlik, krizler bizim kafamıza silah doğrultulmuş gibi hissettiriyor ve biz ne yapıyoruz? Böyle bir durumda daha çok borçlanıyoruz. Daha çok hazza yöneliyoruz. Ama bu bizim kendi celladımız olma noktasında düştüğümüz tuzaklardan birisi diye düşünüyorum. Yani biz ne kadar çok satın alırsak o kadar değerli hissediyoruz ama aslında bir noktada bu satın aldığımız her şey ihtiyacımız olmayan şeylerin aslında çalışmak için köle olmamıza sebep oluyor. Yarın bir gün mesela şu anda bir ara ben bir TEDx konuşmasında da söylemiştim. Bir yerde vapurda gidiyorum İstanbul'da. Adamın birisi limon sıkacağı satıyor böyle. Limonun içine saplıyorsun. Limonu sıktığın zaman çeşme gibi akıtıyor böyle. Dedim bunu almalıyım. Yani buna ihtiyacım var. Öyle bir anlattı ki vapurdaki satıcı. Sonra dedim ki buna gerçekten ihtiyacım var mı? Şu an ihtiyacım olmayarak aldığım şeylere yarın bir gün köle olarak çalışacağım.
Ve onlar hiçbir işe yaramayacak. Peki şu anda ödülü erken alıp emeği sonra verdiğim zaman insan müthiş bir depresyon, müthiş bir kaygı içine düşebiliyor. Bunu ben izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Hazza yöneliyoruz. Böyle altına hücum gibi ama birazcık böyle arada frene basmamız gerekiyor diye de düşünüyorum. Tamam, sosyal medyaya bakacağız. Hı hı. Sosyal medyadan emsalleri gördükten sonra dönüp kendimiz aynısını isteyeceğiz. O da bizde kısa süreli bir haz yaratacak. Sonrasında ama yetmeyecek. Tekrar tekrar bunu isteyeceğiz. Tamam. Hı hı. Bu bir belirsizlik yaratıyor ekonomiyle birlikte. Ve çıkmaza düşüyoruz. Şimdi de çözümü konuşalım. Hı hı. Uyardınız. Alternatifi ne olabilir? Şimdi şöyle bir durum var. Ben şuna inanıyorum. İnsanın aslında alışkanlıkları kolay değişmiyor. İnsan binlerce yıl boyunca başta da söylediğim gibi çok küçük ortamlarda yaşamış. 150-200 kişilik böyle köyler, mahalleler halinde. Şimdi siz bir köyde yaşıyorsunuz. Ve bir köyde yaşayan bundan 300 sene önce Osmanlı'da bir genç adamsanız, çok böyle maceracı bir tip değilsiniz. O zamanki zorunlu askerlik mevzusuna çok hakim değilim ama diyelim ki askerlik günümüzdeki gibi, en fazla böyle bir başka şehri görme imkanınız bir askerlik vesilesiyle oluyor. Bir kadınsınız, başka bir yeri görme, şehri görme imkanınız çok nadir. Belki yan köye gelin gidiyorsunuz. Genelde küçük gruplar halinde yaşıyoruz. Şimdi küçük gruplar halinde yaşayınca insan çok uzun bir süre boyunca, evrimi boyunca böyle bir döngü içinde yaşıyor. Ve beynimiz şuna alışmış. Ben gördüğüm, duyduğum şeyleri kontrol edebilirim. Şimdi ne oluyor? Çünkü köyde bir mevzu var. Bu duyduğum şey benim kontrol edebileceğim şey. Ama sonrasında böyle ilk başta matbaa çıkıyor, kitaplar basılmaya başlanıyor. Sonrasında gazete basılmaya başlanıyor. Günlük, haftalık haberleri, ben başka yerde olan şeyleri duymaya başlıyorum. Sonra radyo giriyor hayatımıza. Sonra televizyon, sonra medya, internet, sosyal medya derken biz aslında dünyanın her yerinden bir haber akışına maruz kalıyoruz. Peki bu gelişim ne kadar süreçte oldu? 300-400 yıl. Ama insan o kadar uzun bir süredir bu sistemde çalışıyordu ki bu onun, aslında bu sisteminin çok küçük bir parçası. Ve biz hala eski usul çalışıyoruz. Beynimiz bir köyde yaşıyormuş gibi orada duyacağımız şeyler hakkında kontrol gücüne sahip olduğumuzu zannediyor. Ama şu an odaklandığımız zaman biz sosyal medyada 30 saniye içinde Afrika'daki, Sibirya'daki, Moğolistan'daki, Alaska'daki olaylar hakkında haberdar olabiliyoruz. Küresel ısınma hakkında, Nijerya'daki darbe hakkında, her şey hakkında haberdar olabiliyoruz. Ve zihnimiz endişelenmeye başlıyor. Sanki gücüm yetebilecekmiş de değiştirmemişim gibi. Kontrol edebilecekmişim de kontrol etmemişim gibi. Bu ister istemez bende inanılmaz bir kaygı oluşturuyor. Günümüzde insanların böyle zamanlarda, kriz zamanlarında, belirsiz zamanlarda içine düştüğü en büyük tuzak bu. Her şeyi duyuyoruz. Deprem zamanında da oldu mesela. Ben bir şey yapamıyorum. Ama aslında ne kadarını kontrol edebiliriz ki? Ne kadarına gücümüz yetebilir? Çok azına gücümüz yetiyor. En başta bunun farkına varmamız lazım. Neye gücümüz yeter? Neye gücümüz yetmez? Çok abartıyoruz gücümüzü. Sözünüzü bölmek istemiyorum ama Lacan'ın bir makalesini hatırladım. Böyle daha fazla şey bildiğimiz zaman, dünyayı, evreni daha fazla keşfettikçe bilinmez de artacak ve insanlar inanca daha sıkıya sarılacak diye bir çıkarımı vardı. Hı hı. Sizin söylediğiniz şey de aslında biraz bunun ön izlemesi gibi, öyle değil mi? Yani bu kadar fazla, ne kadar daha çok şeyi biliyorsak daha fazla kontrol etmeye çalışıyoruz ama bu daha büyük bir kaygıya sebebiyet veriyor, öyle değil mi? Öyle. Mesela seçim öncesi birçok insanla konuşurken çok kişi vaktinin büyük bir kısmını Twitter'da geçiriyordu. Ve bu noktada Twitter'da geçiren insanlar çok daha kaygılı, çok daha gergin ve çok daha sıkıntılı hissediyor. Şimdi normalde baktığımız zaman sosyal medyanın bir algoritması var. Her zaman en kötüyü ya da en iyiyi karşımıza çıkartıyor. Çünkü en kötü ya da en iyi en fazla reaksiyon alıyor. En abartılı haber. O yüzden mesela bazı araştırmalar diyor ki abartılı yalan haberler sosyal medyada çok daha fazla çabuk yayılıyor. Çok daha fazla reaksiyon alıyor. Şimdi zihnin böyle bir durumda kötü haberleri böyle oltalıyor. Onu yakalıyor, bunu yakalıyor ve diyor ki Allah'ım bu dünya yaşanılacak gibi bir yer değil. Çok basit bir örnek vermek isterim. Ben İstanbul, Ankara'da yaşıyorum ama İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Şimdi benim babam taksi şoförü. Belli bir bütçe var. Orta alt sınıf diyebiliriz yani.
Ve o zaman kendi emekli maaşına, o zaman da 2001 krizi, hep babam izliyordur muhtemelen şimdi. Ben soğan yedim seni okuttum der yani. Bazen abarttığını düşünüyorum ama haklılık payı da yok değil. Ve param selam var. Selam söyleyelim burada. Yani çok mutlu olur şimdi. Şimdi kokoreç, Fatih'te bir yerde kalıyorum. Kokoreç yiyeceğim. Çok hoşuma gitti. Kokusu böyle buram buram geldi. 3 lira dedi. Benim de cebimde 2 liram var. Abi dedim işte 2 lira olur mu? Şöyle bir baktı. Seninle mi uğraşacağım ya dedi. Git başımdan dedi. Ben gittim. Bizim okulun Vezneciler tarafında, kampüsünün orada. Biraz da yalnız hissediyorum. 17 yaşında düz lise mezunuyum. İstanbul'a gelmişim böyle. O kadar yalnız hissediyorum ki oturdum hüngür hüngür ağladım. Ama evdekilere de çok İstanbul'a, Ankara'ya puanım yetmesine rağmen İstanbul'u yazmıştım gizli. Onları da arayamıyorum yani. O kadar böyle sıkışmış hissettim ki. Dedim ki bu İstanbul'da insan yok ya. Herkes kötü. Şimdi böyle bir durumla karşılaştım. Sonrasında İstanbul benim gözümde şöyle bakıyorum. Ya burada aile yaşıyor mu? Burada iyi insanlar var mı? Sonra aradan belki bir ay, bir buçuk ay geçti. Böyle Fatih'in Kadınlar Pazarı tarafında Dayıların Mekanı diye bir yer vardı. Böyle çay, işte Erzincanlı 2-3 kardeş bir çay ocağı işletiyorlar. Kot pantolonum var, çay içtim 3-4 tane. Biraz cebine sokmaya çalışıyorum, dipte bozuk para. Elime bir sert vurdu. Senin dedi paran geçmez burada dedi. Sen öğrenci adamsın dedi ya, ne para vereceksin? Şimdi o anda gözlerim doldu. Yani dedim iyisi de var, kötüsü de var. Ben nereye odaklanıyorum? Şimdi hangi odak dünyasında yaşıyorsanız o sizin gerçeğiniz olmaya başlıyor. Sosyal medya, mesela yankı odası dediler ya o dönemde, birçok noktada konuşuldu. Bizim yankı odamız olmaya başlıyor. Birisi her daim eksik olduğumuzu vurguluyor, öbür tarafta her an kötü şeyler olduğunu. Şimdi böyle bir duruma baktığımız zaman hangi noktadan aşırı bilgiye maruz kalıyorsak insan onu gerçeğiymiş gibi konumlandırmaya başlıyor. Gerçek o olmasa bile. Yani çok bilgiden ziyade böyle abartılmış algoritmik bilgi dediğimiz şey. Yani orada aslında birçok haber var ama olumsuzlar daha öne çıktığı için dünyayı yaşanılmaz bir yer gibi görmeye başlıyoruz böyle zamanlarda ve bu bize çok daha kötü bir yerde yaşıyormuş hissiyatından dolayı kaygılı, mutsuz ve gergin hissettiriyor. Şimdi bunu dinleyenler şöyle düşünmesin, yani daha az şey bilmek mutluluktur. Tabii böyle bir şey de var, böyle bir kalıp da var ama öyle bir şey demiyoruz. Değil mi? Daha çok kendimize odaklanmaktan bahsediyoruz. Şunu kastediyorum. Yani mesela dünyada olup bitenin ne kadarı bize lazım? Mesela bizim evde çok uzun zamandır ana haber bülteni izlenmiyor. Çünkü ben orada öğrendiğim şeylerin büyük bir kısmı benim günlük hayatımda çok da gerekli olmuyor. Önemli bir kısmı yazılı basından takip edebiliyorum. Ben etkileniyorum çünkü. Ben mesela aşırı duygusal, aşırı böyle irite edici, travmatik olayları oradan duyduğum zaman vaka olunca etkilenmiyorum. Ama televizyonda birazcık da abartıldığı için etkileniyorum. Gerçek hayata döndüğümüz zaman yani o aşırı bilgilenme dediğimiz kısım ne işe yarıyor? Yani gerçekten haber alma özgürlüğü mü? Mesela bunu bir termometre gibi düşünelim. Bence insan yazılı basından ya da kabaca günlük ana haber değil de belki ara haber bültenlerinden 10 üzerinden 5 seviyesinde dünyada olan biten şeyler hakkında işine yarayacak kadarını alıyor. Sosyal medya bize onun ötesindekini sunuyor. Aşırı bilgi, mesela bir olay hakkında 40 tane manipülasyonu duyuyor olmak bize daha fazla şey biliyormuş gibi hissettirmiyor. Daha kötü hissediyoruz sadece. Daha fazla bildikçe dünya bize daha böyle az yaşanılası bir yermiş gibi geliyor. Ama bence dünyanın böyle bir tarafı olmakla beraber çok dostane tarafı da var. Onu görmemizi engelliyor diye düşünüyorum. Birazcık bu ekonomik krizle beraber içinde bulunduğumuz bu değişim, dönüşüm, sosyolojik yapımızı da değiştiriyor çünkü bu içinde bulunduğumuz süreç. Bunu sorgulamak noktasındayız. Ben şunu düşünüyorum, başta söyledim ya, bu kadar çok insanın beni dinliyor olması bir tarafıyla benim için iyiymiş gibi geliyor ama çok da iç açıcı değil yani. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki mesela dizilerde diyorlar ya, o küçük omuzlarına ne çok acı sığdırmışsın diye. Şimdi gerçek hayatta terapi ücretleri bile çok pahalı. Yani hiç kolay değil bir yardım almak bile. Bu da bir sorun mesela. Öyle bir noktadayız ki herkes biraz kendi kendinin psikoloğu olmak zorunda. Eğer bizi sadece sorunlarımızı çözmek noktasına değil de sorunlarımızı neyin oluşturduğunun da farkına varmamız lazım eğer bir adım atmak istiyorsak. Tamam, burada ismini koyalım. Sosyal medya detoks öneriyorsun siz. Evet evet, bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bunu söyleyebilirim. Yani birazcık belli ölçüde tamamen uzaklaşmak mümkün değil. Bu arada öyle bir şeyi ben düşünmüyorum ama bir noktada kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Başka? Şimdi toksik düşünme dediğimiz bir mevzu var. Toksik düşünme dediğimiz bir mevzu. Ortada bir problem varsa
Bu problemi, eğer bir zeka probleminiz yoksa, ortalama IQ'ya sahip olan herkes belli bir süre içinde olası çözüm yollarının hepsini buluyor. Şimdi bu hepimizde var olan bir şey. Mesela hepimizin bir ilişki sorunu olabilir, bir ailevi problem olabilir, iş hayatında bir problem olabilir. Bu konuda bir çatışmayla karşı karşıya kaldık. Ve böyle bir noktada yapılacak yapılmayacak şeyleri 3-5 gün içerisinde çoğunlukla az çok belirliyoruz. Sonrasında düşünce ve zihin bir döngü içine girmeye başlıyor. Ve o noktadan sonra toksik düşünme dediğimiz bir şey var. Eğer düşüncemiz yeni bir çözüm üretmiyorsa, bize yeni bir katkı sağlamıyorsa ne oluyor biliyor musunuz? Kaygı üretmeye başlıyor. Siz dünyanın en neşeli, en keyifli insanı olun ve biz sizi bir odaya kapatsak, uğraşacağınız hiçbir şey olmasa, bir kitap, bir defter, bir televizyon, bilgisayar hiçbir şey olmasa ne oluyor biliyor musunuz? Aşırı düşünmeye başlıyorsunuz. Dünyanın en neşeli insanı bile aşırı düşünmeye başladığı zaman bir eyleme dönüşmüyorsa düşünce, o onu hasta etmeye başlıyor, zehirlemeye başlıyor. Aşırı düşünce aynı zamanda toksik düşüncedir. Ona dönüşüyor. Eğer bunun ölçümünü nasıl yapacağız? Ben düşündüğüm şey, genelde insanlar aşırı düşünmeyi başta bilerek başlıyorlar. Hani sanki daha çok düşünürsem, daha çok kafamda kurarsam, şöyle yapsaydım, bunu deneseydim, böyle olsaydı üstesinden gelebilirdim. Geleceğini zannediyor. Ama öyle olmuyor. Buradaki mevzu şu, düşüncem artık bir sonuç vermiyorsa ne oluyor biliyor musunuz? O zaman beni hasta etmeye başlıyor. Bu noktada bizim birazcık o düşünce dünyasından çıkıp eyleme dönmemiz gerekiyor. Böyle zamanlarda insan oturup evinde temizlik yaptığı zaman bile, oturup kitaplarını düzenlediği zamanlarda bile mucize olmasa bile daha az kötü hissediyor. Çok basit eyleme yönelik şeyler. Ya da yapmadığı bambaşka bir şey yaparsa. Ya herhangi bir şey, fiziksel ama. Enteresan bir araştırma var mesela, fiziksel işlerle uğraşan insanlar, marangozundan işte kaportacısına, motor ustasına, su tesisatçısına kadar böyle fiziksel işlerle uğraşan insanlar, soyut işlerle uğraşan, yönetimsel işlerle uğraşan insanlara göre daha az depresyona giriyor. Böyle bir tarafı var yani. Biz bu noktada ne yapıyoruz? Aşırı düşünme. Bir de şöyle bir noktaya geliyoruz. Mesela bu deprem sürecinde çok fazla karşımıza çıktı. Olası İstanbul depremini konuşurken aşırı araştırma ve aşırı önlem alma bizim iyileşmemizi engelliyor. Yani ben mesela bir konuyu, diyelim ki size ben bir ödev verdim. Dedim ki işte Haluk Bey, bana haftaya, 2 hafta sonra buluşacağız ve siz bana pankreas kanserini araştırın. Ve siz 2 hafta boyunca çok derinlemesine bir araştırma yaptığınız zaman ne olur biliyor musunuz bir noktadan sonra? Sanırım bende de var bu. Yani kendinizde bulmaya başlarsınız. Aşırı araştırma böyle zamanlarda, bazen çok ekonomi haberi okumak, çok derinlere dalıyor olmak bizde kendimizde bulmamıza sebep olabiliyor. Ben de pandeminin ilk döneminde Covid olmamama rağmen defalarca kez Covid olduğumu düşündüm. Defalarca kez bunun için test yaptım. Ona sebep oluyor. Yani biz de mesela böyle bir durumda aşırı araştırma döngüsüne düşebiliyoruz. Kısa bir reklamımız var. Tamamdır. İzninizle ona gidelim. Sonra devam ederiz. Reklama gidiyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Yeniden birlikteyiz. Ekonomik sorunların düşünce dünyamızı, psikolojimizi nasıl etkilediğini Beyhan Budak'la konuşuyoruz. Beyhan Bey, şeyi de sorayım. Barınma ihtiyacı Türkiye'de giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Daha önce böyle temel ihtiyaçları sorun olmayan insanlar da şu anda bununla boğuşuyorlar. Bunlar aynı zamanda çözümü bugünden yarına çok mümkün olan şeyler de değil. Bununla mücadele ederken, bu sorunu çözümlemeye çalışırken insanlara ne yapmasını önerirsiniz? Şimdi hocam, en başta şunu söylemek isterim. Hakikaten bu büyük bir problem ve dinleyenlerin, izleyenlerin yanlış anlamaması için, hani bazı şeylerin psikolojik bir çözümü yoktur. Yani gerçekten zor bir durum. Hatta sohbet ettik yayın öncesinde de, ateşi elimize soktuğumuz zaman yanmasın diye beklememiz biraz garip bir beklenti olurdu. Hatta bir hikaye anlatırlar. Adamın birisi böyle yolda yürürken aniden kafasına esiyor ve tek ayağının üstünde durmaya başlıyor. Öyle hani. Aklına bir istek gelmiş ve bunu uygulamaya koyuyor. Bir süre sonra, bu bir saat geçiyor belki, 1,5 saat sonra, üstünde durduğu ayağı çok ağrımaya başlıyor.
Ve bu ayak ağrıdıkça adam etraftan yardım istemeye başlıyor. Ya bana yardımcı olur musunuz? Bana destek olur musunuz diye. Birisi geliyor böyle bir guru, böyle inanılmaz böyle ağır abi. Diyor ki, diyor kendini sev, kendine özen göster. Kendini seversen bütün sorunlar hallolur. Ya diyor çok iyi fikir, ben bunu neden düşünmemiştim? Ve kendini seviyor, kendine güzel cümleler kuruyor, kendine şefkat gösteriyor. Sonrasında bir süreliğine o ayağının acısı geçiyor. Sonra doğal olarak üstünde durduğu için o ayağının bir süre sonra acı ve ağrı tekrar başlıyor. O ağrı tekrar başladığı zaman başka biri geliyor. Diyor ki meditasyon yapmalısın. Bir tüy gibi hafif olduğunu hayal et. Her zaman öyle olduğunu hayal edersen o ağrıdan da kurtulacaksın. Ya diyor çok iyi fikirmiş diyor. Sonrasında öyle yapmaya başlıyor ve o acı, o ağrı geçiyor. Ve bir süre sonra, çok da kısa bir süre sonra bu sefer bir öncekine oranla yine ağrı başlıyor. Yine çığlık çığlığa, etrafındaki insanlara ne olur diyor bana yardım edin diyor, ne olur bana yardım edin. Birisi geliyor böyle eli arkasında, kesin Türk'tür o gelen böyle. Diyor ki deli misin sen diyor ya, deli misin? İndirsene öbür ayağını diyor. Niye tek ayağın üstünde duruyorsun? Bazen biz psikolojiyi hayatın gerçek sorunları karşısında her şeyi çözebileceğini zannediyoruz. Yani bazen hayat psikolojiden büyüktür. Hatta bence çoğu zaman hayat psikolojiden büyüktür. Şimdi böyle bir durumla maruz kalırken mesela o kadar duyuyoruz ki ev sahipleri kiracılardan şikayetçi, kiracılar ev sahiplerinden şikayetçi, birisi bir evden çıktığı zaman başka bir eve giremeyeceği korkusu, bu insanın en temel ihtiyaçları, sizin de söylediğiniz gibi Abraham Maslow vardır psikoloji tarihinin en önemli psikologlarından birisi. Onun bir ihtiyaçlar hiyerarşisi var. En temelde barınma ihtiyacı var, fiziksel ihtiyaçlar var. Ve biz bu noktada bu konuda endişeliyiz. Ya ben okumuşum, çalışmışım, hayatımı belki böyle tırnaklarımla kazıyarak bir noktaya getirmişim. Bir yerde kalacak, başımın üstünde bir dam olması derler. O noktada bir güvencem yok. Bu insana inanılmaz böyle bir güvensizlik, tetikte olma hali veriyor. Başarısızlık. Hissiyatı. Başarısızlık, bir duvara toslamışlık ve psikolojik noktada bir problem hiçbir zaman sadece yaşandığı noktada kalmaz. Eğer kendinizi bu noktada tedirgin ve güvensiz hissediyorsanız daha mesela özgüveninizi kaybedebilirsiniz. Bazen öyle insanlarla karşılaşıyorum. Mesela İstanbul'da daha az tanıdığım insan var ama diyorlar ki ya böyle sanki hayatta sizin dediğiniz gibi hiçbir şey başaramamışım gibi. Çocuğuma bir güvenli ortam sağlayamamışım gibi. Ben iyi bir baba değilim diyor. Ben iyi bir anne değilim, ben başaramadım. Ben bu hayatın mücadelesinde yenik düştüm diyor. Bu ağır bir şey açıkçası. Şimdi gerçekten ortada bir problem var. Yani öyle bir noktada olunca dediğim gibi psikolojik böyle baskılar hiçbir zaman orada kalmıyor. Ben iş hayatımda daha gergin oluyorum. Odaklanmamı kaybediyorum. Konsantrasyonum azalmaya başlıyor. Araba sürerken bile belki daha fazla kornaya basmaya başlıyorum. Evde mesela aile içi gerginlikler, şiddet böyle zamanlarda çok daha fazla artıyor. Şimdi en temelde burada toplumun, otoritenin ve kurumların yapması gereken şeyleri bireyler bazen çözmek zorunda değil. Yani burada bizim birey olarak yapacağımız şeyler çok sınırlı. Ama ben şunu söylemek isterim. Yani bu konu hakikaten şu anda toplumun kanayan yaralarından birisi. Birazcık uzlaşmacı olmak, birazcık daha bazen bir savaş haline de girebiliyor insanlar bazen. O savaşlar neticesinde daha iyi hissetmiyoruz. En azından bir uzlaşı noktamız varsa bu noktayı birazcık daha belki hafif hasarla atlatmamız mümkün olacaktır ama gerçekten çok zor bir durumdan geçiyoruz. İnsanlar, toplumlar savaşlardan geçiyor bazı zamanlarda ve bir savaş esnasında takmayı, üzülmeyin, olur böyle şeyler demek biraz bana böyle üst perdeymiş gibi geliyor. Üst perdeden konuşmak, yani ne diyebilirim ki? Yani umarım toplumsal anlamda, ekonomik anlamda bu günleri geride bırakabileceğimiz zamanlar gelebilir. Böyle zamanlarda ben şunu düşünüyorum, psikolojik anlamda yapacağımız müdahaleler büyük bir yarıya pansuman gibi oluyor. Ama en sonunda hepimiz aynı gemideyiz. Her birimiz aynı seviyede hasar görmesek de bir şekilde herkesin gördüğü bir hasar var. Burada önemli olan şey şu. Şöyle düşünün, bir akünün bitmesi noktasında en temel bir o marşa bastığımız zaman çalıştıracak kadar gücü olması gerekiyor akünün. O çalıştırdığımız zaman şarjı tekrar doldurabiliyor. Akünün %100'lük kapasitesi %10'a düştüğü zaman o bize tekrar yetiyor sonrasında depolamamız için. Biz o %10'u da bitirirsek
İşte o zaman tekrar marşa basmamız, motoru çalıştırmamız mümkün olmuyor. Hasar görmek eyvallah. Şu anda içinde bulunduğumuz durumun doğal bir sonucu. Uykularımızın kaçması, sıkıntılar yaşıyor olmamız bunlar doğal sonucu. Ama o %10'luk kısmı muhafaza etmemiz çok önemli. Onu da kaybedersek ne oluyor biliyor musunuz? İnsan bir noktadan sonra çabalamaktan vazgeçiyor. Bakın bu hayvanlarla yapılan bazı deneyler var, farelerle yapılan bazı deneyler var. Atıyorlar fareleri suyun içine ve ne kadar süre hayatta kalacaklarını ölçüyorlar. Fareler bir süre çırpınıyorlar, bir tüpün içindeler ve suyun içinde dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Oradan çıkmaya çalışıyor, buradan çıkmaya çalışıyor ve sonrasında bir süre sonra çabalarının anlamsız olduğunu düşündüğü zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kendini suyun içinde batmaya bırakıyor. Bizim için en büyük tehlikelerden birisi bu. Yani çabamızın anlamsız olduğunu düşünüp akışa bırakmak. Burada bizim hepimizin bir referans noktasına, bir tutunacak dala ihtiyacımız var. Genelde bunu şey zannediyoruz, yani o an içinde olduğumuz dert noktasında bir kontrol yeri zannediyoruz ama öyle değil. İnsanlar mesela böyle zor zamanlarda kendilerine küçük bir alan yaratıp orada bir düzen sağlıyorlarsa o onların o %10'luk kısmının bitmesini engelliyor. Yakın zamanda gıyaben tanıştım, telefon üzerinden konuştuk. Birisi depremde ailesinin çocuğunu, eşini, bir önemli bir kısmını kaybediyor. Başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok ciddi bir şey. Bu kolay bir şey değil. Ve bu insan normalde, düşünsenize bu hakikaten düşünmek ve detaylarına inmek istemiyorum. Çok travmatik bir olay. Kendine bir tutunacak dal buluyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Çalıştığı günlük mesaili işine devam ediyor. O görevini ifa ediyor. Her hafta sonu civardaki yardımların daha az gittiği, daha az göz önünde olan köylere yardım götürmekle organize oluyor. Çocuklara yardım ediyor. Oyuncak götürüyor, kırtasiye malzemesi götürüyor. İnanılmaz bakın. Kendine bir tutunacak dal bulmuş. Şimdi hepimizin böyle bir dalga, fırtına içindeyken bir dal bulmamız gerekiyor. Bu bazen başkalarına yardım etmek olabilir, bazen oturup çocuğumla zaman geçirmek de olabilir. Daha sıradan şeyler bile olabilir. Yani sadece çiçek bakmak. Çiçek bakmaktan sokağımdaki hayvanlara sıcakta su koymak, onlarla ilgilenmek bile olabilir. Sadece bir tutunacak dal. Böyle olduğumuz zaman bu bizim yıpranmamızı engellemiyor ama o %10'luk kısım var ya, yeri geldiğinde tekrar hayat sarılma motivasyonumuz olan kısmı muhafaza ediyor. Dolayısıyla belirsizlikle mücadele edebiliyoruz. Aynen, yani çünkü belirsizlik insanın bu dünya üzerinde soyunun başladığından bu yana en çok zorlandığı şeylerden birisi. İnsan garantiyi sever. Yarın hayatta kalacağına dair bir inanç onu hayatta tutar. Ama böyle bir durumda insan birden düşünsenize evim olacak mı, nerede kalacağım, taşınmak zorunda mı kalacağım, bunlar büyük şeyler. Ev dediğimiz şey bazen küçümsememek lazım hocam. Ben bu depremden herhalde bir ay sonra Ankara'ya birçok depremzede gelmişti. Biz de bir gönüllü çalışma yaptık ve depremzedeleri bir otelde bize yardımcı oldu. Bir salonda topladık. Ve ben hep şey olarak düşünüyorum. Travmatik olayı, kayıp, işte yakınlarını kaybetmek, o sallantı hali, hayatta kalma durumu. Onları en çok etkileyen şeylerin bu olduğunu düşünmüştüm ama orada 200-300 kişiyi bir araya getirince birçok insanın söylediği bir şey var biliyor musunuz? Dediler ki kendimi aidiyet hissedemiyorum, ait hissedemiyorum. Bana en çok rahatsızlık veren şey bu dediler. Şimdi bizim bir evimiz ev değil aynı zamanda. Sadece ait olduğumuz akşam günün bütün karmaşasından uzaklaştığımız, gittiğimiz bir mekan olması bize aslında ruhsal bir güvenlik hissi veriyor. Hiçbir bir kokteyle bir açılışa gitmişsinizdir mesela. Genelde orada yüksek bu masalar vardır, tekil masalar. Öyle bir masa bulamazsanız sahipsiz gibi hissedersiniz mesela. İlla bir şeye dayanmak zorundasınız. Aidiyetin çok basit bir örneği. İnsan böyle dayanacak bir masa, bir kolunu koyacak yer bulamadığı zaman bile huzursuz hissediyor. Şimdi böyle bir noktada ev krizi, barınma krizi dediğimiz şey aslında bizi ciddi anlamda ruhsal noktada sarsmaya başlıyor. Yani bu konuda eğer biz tamam bu konuda önlemimizi alacağız, hani devletimizin yapması gereken şeyler var ama en azından o %10 içinde küçük bir referans noktasına ihtiyacımız var gibi geliyor. Belki insanların bu yayında sizden bunu duymuş olması bile bence çok önemli. Siz dediniz ki sihirli bir çözüm yok. Hı-hı. Benim bir psikolog olmam bununla ilgili şöyle bir formülüm var. Böyle yaparsanız bu
sorundan kurtulabilirsiniz ya da düşünceleriniz rahatlayabilir diyemem demeniz bile çok önemli aslında. Bu ne kadar önemli bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Fil dişi kuleden konuşuyormuş gibi ya şunu yapın. Hani düşünsenize ya işte böyle insanlar barınma kriziyle uğraşıyor. Meditasyon yapın. Kendinizi sevin. Güzel şeyler söyleyin. Ya biri bana bir şey söylese vallahi hani yayında söylenmeyecek bir şey ifade edebilirdim. Ya git başımdan derdim yani. Bu kolay bir şey değil çünkü. Çünkü bunu söylemeniz insanların kendileriyle baş başa kaldığı zaman suçluluk duygusuyla eğer kendilerine yükleniyorlarsa bunun önüne geçebilir. Yani bu cümleleri sizden duymak, bu şekilde söylemek, sihirli bir formülü yok yanıtını almak sizden bence bu açıdan çok önemli. Biraz önce de konuştuk şeyden, yayından önce. Mesela ben bir kısa süreli kira deneyimimiz oldu ve ev sahibimizle bir gerginlik yaşadık yani. Aslında çok da anlamsız bir şeydi. Ve hani onun o tavrı karşısında ben neredeyse iki hafta böyle modum düşük gezdim, canım sıkkın gezdim, moralim bozuk gezdim. Yani bu noktada insanlar şey düşünüyor. Söylediğiniz çok önemli bir nokta. İnsanlar hayatta bir zorlukla zaten mücadele ediyorlar. Bir de o zorlukla mücadele ederken zorlanıyorlar, ümitsiz hissediyorlar, bazen içinden çıkılamayacak bir noktadaymış gibi geliyor. Diyor ki herkes başarıyor, ben başaramadım. Bir de bunun suçluluğu onun üstüne biniyor. O suçluluk onun üstüne bindiği zaman bu da ister istemez insanı diyor ki herkes başardı, ben başaramadım. Hani sosyal medyada olduğu gibi herkes tatile gidiyor ki ben bile bazen geçen eşimle onu konuşuyorum. Ya herkes yaz boyu tatilde, biz bir 4 gün gittik yani biz mi beceremiyoruz yaşamayı diye tatil yapmayı. Hep eksik görüyorsun aslında kendini. Herkesin ilişkisi çok mutlu. İlişkine bakıyorsun, arada tartışmalar oluyor. Biz mi beceremiyoruz acaba bunu diyorsun. Yani her zaman baktığımız zaman diğer insanlar başarıyormuş gibi ben başaramıyormuşuz gibi hissediyoruz. Bu çok daha zor bir hale getiriyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Toplumsal olarak bizde de bu konuda konuşulabilecek garip bir durum var o zaman. Yani bir araya geldiğimizde daha farklı bir şekilde davranıyoruz ama kendi köşemize çekildiğimizde daha farklı konuşuyoruz çünkü. Bir de bizim bir dedikodu kültürümüz var. Belki size bunu da sorabilirim. Tabii tabii, dedikodu mevzusu. Ya şimdi bunu da şöyle bağlıyorum. Tabii buyurun. Onu söyleyeyim. Yani diyorsunuz ya başkalarına bakarak, çünkü bir mükemmellik resmi çizmeye çalışıyoruz ya sürekli. İspat etmeye çalışıyoruz ya her şeyin ne kadar güzel olduğunu. Sosyal medyada bunun için çok güzel bir araç ya. Ama işte döndüğümüz zaman bu suçluluk duygusuyla yüzleşiyoruz ya sürekli. Ve sizden anladığım kadarıyla herkes yüzleşiyor. Yani benim imrendiğimde, sizin imrendiğinizde, siz bana imreniyorsanız siz de, ben size imreniyorsam ben de bununla yüzleşiyorum yani. Burada garip bir durum var. Yani yüz yüze söylemediğimiz şeyleri dönüp kendi başımıza kaldığımızda itiraf ediyoruz. Dedikodu da böyle bir şey sanki. Biraz benziyor aslında, komşu tarafları var. Birincisi şöyle bir durum var. İnsanlar, psikologları bile şey diye yorumlayabiliyor. Hiçbir şeye üzülmeyen, hiçbir şeyi dert etmeyen. Hep anlatırım seminerlerde de. Bir gün birisi ben Instagram'dan bir paylaşım yapmıştım. Camdan süzülen yağmur damlaları var. Ben de bir hikaye paylaştım. Kısa bir video çektim. İnsan dedim bazen böyle hüzünlü, melankolik hissediyor diye bir paylaşım yaptım. Birisi bir mesaj atmış. Şerefsiz, sen nasıl psikologsun? Psikolog dediğin üzülür mü? Şimdi böyle bir durumda hepimizin şeyi var. Yani dışarıda diyorlar ki terzi kendi söküğünü dikemiyor. Şimdi hayatta birileri bir şeyleri kolayca başarmıyor. Dışarıdan bunu algılama eğilimindeyiz. Bir yandan da böyle bir yargı mekanizması var. Kendi yapamadığımız şeyleri, hayal kırıklığı içinde olduğumuz şeyleri bile başkalarının yapmasını bekliyoruz ve aslında kendi şikayet ettiğimiz şeyleri başkasına da yapıyoruz. Mesela pasif agresyon denilen bir kavram var psikolojide. Pasif agresyon, isminden de anlaşılabileceği gibi bir öfke var ama öfkeni bağırarak değil de daha dolaylı yoldan gösteriyorsun. Ben işte aynı yerde çalışıyoruz. Mesela ben Haluk'a gıcığım. Haluk'a mesela öfkemi, kızdığım şeyleri birebir söylemiyorum da arkadaşlarla öğle yemeğine giderken Haluk'u çağırmıyorum. Haluk diyor ki bana, beni niye çağırmadınız? Unuttum seni. Ya da mesela aramızda bir sır konuşmuşuz, toplantıdayız. Mesela eksik olduğunuz bir konuyu biliyorum ben. Toplantıda bir şeyi söylüyorum eksik olduğunuzu, sizi orada sabote ediyorum. Diyorsun ki Beyhan, ben sana bunu özel olarak söylemiştim. Ya hiç aklıma gelmedi. Aslında çok iyiymişim gibi ama bunları bilerek yapıyorum. Ya da bazen mesela surat asıyorum, trip atıyorum ve o anki tripim sonra diyorsun ki bana, Beyhan hayırdır neyin var? Yok bir şey. Şimdi bu aslında bir kızgınlığım var. Ya dolaylı yoldan sabote ederekten ya da yapmam gereken şeyleri yapmayaraktan öfkemi ifade ediyorum. Genelde hepsi için bir genelleme söz konusu değil ama büyük bir kısmında böyle özelliklere sahip olan insanların evlerinde otoriter bir figür oluyor çocukluklarında.
Ve normal şekilde kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar. Yani baba susturuyor, anne susturuyor ve doğal olarak ortaya çıkan öfkeyi ben dolaylı yoldan ifade etmeyi öğreniyorum. Çünkü baskın, otoriter figür inanılmaz bir şekilde benim kendim olmamı engelliyor. Şimdi buna bakıyoruz. Mesela bireysel ve ailesel anlamda durum bu. Toplumsal anlamda da var. Mesela bizim dışarıda yaptığımız davranışlar el ne der? Aman ayıp olur, rezil olursun, çok güçlü bir hissiyat. Mesela ben en azından gördüğüm ülkeler ve duyduğum bir kısmı hakkında şunu söyleyebilirim. Türkiye'de bu çok yaygın. El ne der kısmı. Mesela Güney Kore'ye gittim. Orada da inanılmaz fazla. Mesela insanlar yüzüne belki bir maskeyle gülüyorlar ama bir dedikodu kültürü çok fazla. Azerbaycan'a gidiyorum. Orada da aynı. Dışarıdan harika görün. İnsanlar çok iyiymiş gibi ama bizde olduğu gibi orada da arkadan konuşma var. İran mesela yanına geldiğimiz komşu. Orada da aynı durumu yaşıyoruz. Ve ister istemez doğal olarak ifade edemediğimiz şeyleri içeride konuşup arkasından konuşma gibi bir duruma çevirebiliyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Çabuk geçti zaman. Evet, konuşacağımız şeylerin bir kısmını da konuşmamış olduk. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bireysel olarak çok faydalandım. Umarım izleyenler de faydalanmıştır. Çok teşekkür ederim davetiniz için tekrardan. Kitapları var Beyhan Bey'in. Onları çok hızlı göstermek isterim. Kendine iyi davran, güzel insan. Kendine iyi davran, güzel insan. Mutluluğu kaybettiğin yerde arama. Son kitap buydu sanırım. Son kitap o. Senin suçun değil. İlgilenenlerin okumasını tavsiye ediyorum. Beyhan Budak'tan anladığım psikolojinin sihirli bir değnek olmadığı ama bizim için çok önemli bir yol gösterici olduğu. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Meselelerin bu bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.